Biterken Haber Kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Türkiye'nin hava sahasını ihlalinin kabul edilemez olduğunu yineleyerek Türkiye ile olan ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri, gerekli olması halinde harekete geçebilecek durumda olduklarını ifade etti. Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin müttefikler arasında en büyük ikinci orduya sahip olduğunu dile getirdi. Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının ve Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerinden atılan füzelerin ardından Esed güçleri kara harekatına başladı. Hama'nın kuzeyindeki kırsal bölgede yoğunlaşan çatışmalarda Esed güçleri Özgür Suriye ordusuyla çatışıyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Türk hava sahasını ihlal eden Rusya'ya uyarı. Türkiye'nin egemen bir ülke olarak kendi hava sahasını koruyacak güçte olduğunu belirten Kurtulmuş, hava sahamızın ihlaline müsaade edilemeyeceğini vurguladı. Numan Kurtulmuş, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Suriye sınırında yaşanan ihlaller Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirdi. Havada erken kontrol ve ihbar sağlayan HİK uçağı sınırda görevlendirildi. HİK'lerin üzerinde yeni nesil 360 derecelik görüş açısına sahip sabit bir radar bulunuyor. Coğrafi engellerden etkilenmeden yüzlerce kilometrelik alanı tarayabilen bu uçaklar karıştırma ve şaşırtma da yapıyor. Havadan yakıt ikmali yeteneğine sahip HİK uçağı 20 saat aralıksız uçabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya temaslarının ikinci gününde Japon İmparatoru Akihito ve Başbakan Shinzo Abe ile bir araya geldi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı'nın gündeminde terörle mücadele vardı. Türkiye'nin belirli bir bölgesinde yaşanan terör hadiselerinin Japon halkında olumsuz bir intibaya yol açmamasını temenni ediyorum, dedi. Diyarbakır'da sokakta bulunan bomba patladı. Bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk da yaralandı. Patlama Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Silvan ilçe devlet hastanesine kaldırılan çocuklardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 3 çocuksa Diyarbakır'a sevk edildi. Patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis çok yönlü soruşturma başlattı. Diyarbakır'da öğrencilerin derste olduğu sırada bir okulun bahçesine el yapımı patlayıcı atıldı. Ara sokaklardan atılan patlayıcı okulun bahçesindeki jeneratörün bulunduğu kulübeye isabet etti. Kulübe çatısının zarar gördüğü patlama esnasında öğrencilerin bahçede olmaması olası bir facianın önüne geçti. Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında bir askeri araç şarampole yuvarlandı. İlk gelen bilgilere göre biri ağır, 13 asker yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korucularla teröristler arasında çıkan çatışmada ise bir korucu ağır yaralandı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı, sevgili seyirciler, işitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu Mersin, affedersiniz, Manisa mitinginde konuşuyor.